Türkman Ödül Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Anabar Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Mustafa El Kazmi, Bahreyn Veliaht Prensi ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüştü. Bugün sabahın erken saatlerinde parlamento toplanılarak düzenlemiş olduğu oturumda bütçe açığını finanse edilmesi için yapılan yasa hakkında oylama yaptı. Maliye Bakanlığı geçtiğimiz Ekim ayı için memurların maaşlarını ödemeye başladığını açıkladı.

Kerkük Valisi bir basın toplantısına yaptığı açıklamada Kerkük yönetiminin göçmenlerin bölgelerin geri dönmelerini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Müzik Güvenlik Basın Merkezi Ambar ve Selahattin aramalarının yapılacağını duyurdu. Irak'ta son 24 saatte 3298 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. Tekrardan hoş geldiniz. Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Başbakan Mustafa El Kazmi, Bahreyn Veliaht Prensi, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştü. Başbakan'ın medya ofisinden yapılan açıklamada El Kazmi, Bahreyn Devleti ve Lat Prensi, Başbakan Prens Salman bin Hamad El Halife ile telefon görüşmesi yaptı. El Kazmi görüşme sırasında iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin derinliğini ve Irak hükümetinin Bağdat ile Mana Mar arasındaki işbirliği ve çeşitli alanlardaki gelişimin geliştirme arzusunu vurguladı. Başbakan Mustafa Kazmi hükümetin sağlık sektörüne desteğini sürdürdüğünü doğruladı. Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada Başbakan Mustafa El Kazmi, Ala Tabal Hüseyiniye Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde inşaatı Elkindi Hastanesi'ndeki 13. Eşiva atıp Merkezi'nin açılışını yaptığını açıkladı. Sevgili seyirciler bugün sabahın erken saatlerinde parlamento toplanarak düzenlemiş olduğu oturumda bütçe açığının finanse edilmesi için yapılan yasa hakkında oylama yaptı. Irak medya muhabiri yasa bugün sabah saat 4'te oy kullandı parlamentoyu da doğrusu tartışmalı maddeyi Kürt siyasi kitlelerle geçirebildiğini ve Kürdistan bölgesel yönetimi hükümlerini uygulamaya mecbur bıraktığını söyledi. Ayrıca Faul Liman projesine yaklaşık 400 milyar dinar eklendiğini ve gelecek oturumun tarihi belirlenmediğini ifade etti. Parlamento Finans Komisyonu parlamentonun oyladığı açık finansman yasasının 9 madde içerdiğini doğruladı. Komite yaptığı açıklamada yasada çalışanların ve emeklilerin maaşlarını sosyal koruma doktorları, sağlık çalışanları, günlük çalışanlar, sözleşmeli memurların maaşlarının ödenmesi ve büyük faul limanının uygulanması için 400 milyar dinarın sağlanması yer aldı. Maliye Bakanlığı parlamento tarafından maliye açık yasasının kabul edilmesinin ardından Ekim ayı için bakanlıkla bağlantılı olmayan bakanlık ve dairelerin memur maaşlarının ödendiğini duyurdu. Maliye Bakanı basın ofisinde yaptığı açıklamada Maliye Bakanı pazar günü itibaren Ekim ayı için bakanlıkların ve ilgisiz kuruluşların maaşlarını ödemek için kendisine bağlı tüm daire ve bakanlar bankaları yönlendirdiğini belirtti. Maliye Bakanı Ali Abdülhamir Şallavi Örgü Meydanı'na özel bir açıklamada bulundu. Açıklamada Irak ekonomisinin çalışanın ve işverenin üretiminin diğer ülkelere göre çok düşük seviyelere ulaştığını doğruladı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Irak hükümetinin terör örgütünün neden olduğu trajedilerini kurtarma çabalarını Irak'a desteklemeye devam edeceğini teyit ederken ülkesinin Irak'la çeşitli alanlarda ikili işbirliği yapmaya dört gözle beklediğini belirtti. Bin Abdülaziz Şura Konseyi'nin 8. oturumunun ilk yılındaki çalışanların konuşmasında Suudi Irak Konseyi'nin konsey aracılığıyla Irak ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşliğin ve stratejik ilişkilerin güçlendirmesi ve çeşitli alanlarda işbirliği çağrısında bulundu. Büyük Limanı projesinde Ulaştırma Bakanlığı Koreli firmayla liman konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bakanlık projenin mali ve teknik konularını çözmek için prosedürleri başlatmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Başbakanın projenin ilerlemesini engelleyen engelden aşılmasından ardından projenin bir an önce tamamlanmasını istediğini sözlerine ekledi. Federal Dürüstlük Komisyonu, Babil'in eski valisinin kamu fonlarına kasıtlı olarak 14 milyar dinardan fazla zarar verdiği gerekçesiyle kendisine hapis cezası verildiğini açıkladı. Yetkili yaptığı açıklamada hükümlünün İhille Belediyesi'ne hukuka da durusu aykırı mekanizmalarla donatmak amacıyla valilik ile otomobil genel şirket arasında bir sözleşme imzalara kamu parasına zarar verdiğini ekledi. İçişleri Bakanı Osman Elganimi Avrupa Birliği'nin Irak Büyükelçisi Martin Huti ile işbirliği ve terörle mücadele olanaklarını harekete geçirmenin yollarını görüştü. Dışişleri Bakanları basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Elganimi Avrupa Birliği'nin Irak Büyükelçisi Martin Huti ile görüşerek onunla ortak ilgi alanlarına giren bazı konuları tartıştı. Ondan ayrıp toplumsal güvenliği ve bu kültürü kaymak ayrıca icbili ufuklarına harekete geçirme her türlü terör ve suçla mücadele yollarını tartıştı. Kerkük valisi bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Kerkük yönetiminin göçmenlerin bölgelerine geri dönmelerini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Kerkük valisi, Kerkük yönetiminin göçmenleri bölgelerine geri dönmelerini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirledi. Tahrip edilen köylerin yeniden inşasında uluslararası toplumu desteklemenin önemini vurgulayarak istikrarı sağlamak için Kerkük'ün mali tahsillere dahil edilmesi çağrısında bulundu. أن Göçmenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Kadir Selman Güvenlik ve Savunma Komitesi Temsilciler Meclisi Üyesi Emniyet Müdürü Tüm General Ali Kemal ile Göçmenlik ve Yerinden Edilme Direktörü Ammar Sabah ile düzenlediği basın toplantısında sorunlardan birinin göçmenler olduğunu ve onların istisnai bir durumda olduklarını ve geri dönmeleri için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Sosyal ve güvenlik sorunları var ve onlara çözümler geliştirmek ve işbirliği yapmak için çalışmalar yapılacak. Haftalar içinde Selahattin ve Musul'da göç edenleri Göç Bakanlığı ve Parlamento üyeleriyle çalışma ve koordinasyon yoluyla valiliklerine iade edeceğimizi vurguladı. Yıkılan ve tahrip edilen ve form alanda 130 38 köyümüz var dedi. Kerkük Valisi Maliye Bakanı Ekselansına Kerkük'ün istikrarın sağlanması için ödeneklerin dahil edilmesi için bir mesaj gönderdi. Maliye Bakanlığı'nın tahsislerde Kerkük'ten bahsetmediğini Neynova, Ambar, Selahattin, Diyale ve Kuzey Babil'i de kapsadığını söyledi. Büyük yıkım Irak'taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kurtarılmış vilayetler için 1.3 milyar dolar harcarken Kerkük'ün payı %1 idi ki bu Kerkük'teki kurtarılmış alanların yıkılmasıyla orantılı değil. Göçmenlik Bakanlığı Müsteşarı yerel yönetimi Irak halkına ev sahipliği yapmak ve onların gönüllü dönüşlerini destekleme konusunda güvenlik güçleriyle birlikte gösterdiği çaba için teşekkür ederiz dedi. Kerkük Valisi Göç Bakan Yardımcısı Milletvekili Beydahıdır, Kerkük Polis Komutanı ve Göçmenlik ve Yerinden Edilme Direktörü ile yerinden edilenlerin dönüşü ve hizmetine hızlandırma çabalarını görüşmek üzere bir toplantı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak'taki temsilcisi Jeanine Blanchard önümüzdeki yılın ortasında erken seçim yapmak için güvenli bir ortam oluşturma vurgusunu yineledi. Bila şart Kerkük Valisi Rakan Sayıd Cuburi ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında önümüzdeki yılın ortasında yapılması beklenen erken seçimlerin Irak için önemli olacağını doğruladı. Güvenlik basın merkezi Ambar ve Salatin illerinde aramaların yapılacağını duyurdu. Güvenlik Basın Merkezi bugün yaptığı açıklamada Diyal Operasyon Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçleri 5. Piyade Tümeni ve Diyal Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla Zübeydat Köyü, Om El Katın Köyü, Abu Tinna Köyü, Cemil El Huzayr Köyü, El Bicat Köyü, El Havalis Köyü, Halil El Hasnavi Köyü, Sarat Ha Bölgesi, Harap Köyü, El Suka Köyü, El Nakib Köyü, El Baya Köyü, İbrahim El Matkur Köyü arama yapılacağını açıkladı. Sağlık ve Çevre Bakanlığı günlük yeni COVID-19 koronavirüs tablosu açıkladı. Irak'ta son 24 saate 3298 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. 2571 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 2571, vakaların sayısı 3298, hayatını kaybedenler 50. Toplam iyileşenlerin sayısı 439228, toplam vakaların sayısı 511806, toplam tedavi görenlerin sayısı 61046, yoğun bakımda bulunan hastalar 387, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 11532. Kerkük Genel Sağlık Dairesi Kerkük'ün Bağdat Yolu semtinde geniş çapta bir sağlık kampanyası yürüttü. Ulusal Güvenlik Yüksek Komitesi'nin kararının ve Operasyon Odası'nın tavsiyelerinin uygulanmasında Genel Müdürlerin Başkanlığında bir operasyon odası ve hareket komutanlığı, güvenlik kurumu ve basın hükümet iletişim dairesi temsilcilerinin üyelikleri, kriz hücresi ve 2020 tarihli 55 sayılı kararın uygulanmasının takibi için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine göre çalışmalar gerçekleşecektir. Kerkük'teki denetim ve sağlık, denetim dairesi Bağdat yolu bölgesinde yer alan restoranlar, mağazalar ve geniş dondurma satan yerler üzerinde geniş çapta sağlığı kampanyası yürütmektedir. Sağlık ve Çevre Bakanı Doktor Hasan Eltimim'in talimatlarına dayanarak Kerkük Sağlık Genel Müdürü Doktor Nebil Hamdi Boşnak'ın gönüzetiminde Milli Güvenlik Teşkilatı ve 61. Tugay ile birlikte Halk Sağlığı Daire Bakanı Doktor Sabah Namık, Daire Sağlık Kontrol Müdürü Doktor Deniz Enver huzurunda geniş çapta bir kampanya yürütüldü. Amaç işyerlerinin sağlık kurallarının ihlallerinin engellenmesi ve bozulan ve tarihi geçen gıda ve diğer malları itilaf etmek ve vatandaşın sağlığını korumaktır. 1980 81 tarihli 89 sayılı Halk Sağlığı Kanunu ve değişikliklerine göre vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan sağlık tavsiyelerine uymak ve iş yeri sahiplerinin maske ve eldiven kullanması ve hijyen uygulaması gerektiğini içermektedir. Ülkenin geçirdiği mali kriz nedeniyle vatandaş özellikle de memur kesim maddi bakımdan olumsuz etkilendi. Bu nedenle Salatı iline bağlı Tuzurmat ülkesinde sağlık çalışanları alık maaşlarının 50 gün geçikmesinin ardından bir gösteri düzenlediler. Ülkenin geçirdiği mali krizler nedeniyle vatandaş özellikle memur kesimler maddi bakımdan olumsuz etkilendi. Bu nedenle Selahattin iline bağlı Tusurmatu ilçesinde sağlık çalışanları aylık maaşlarını 50 gün gecikmesinin ardından bir gösteri düzenlediler. Gösteride devletten ve ilgili makamlardan maaşlarının tam zamanında ödenmesini talep ettiler. Aksi takdirde bu durum toplumu sıkıntıya sokacaktır dediler. تبلغ قال تنسيقيات المهن الصحية والتمريضية في صلاح الدين آه إنه باست منجى صبر مز باست منجا ظلم إجحاف تهميش بزم كوادر تمريضية والصحية كموظفين عاد يعني عامة إنه تأخير رواتب برم يعني بر نقاط وار بزدا مطالب مزوار بالمجموعة مطالب ده استرخ تحقيق خلصون انك بالنسبة واهم اهم نقطة انه راتب لارمز شوخ شوخ تاخر تاخ ولبطو بالمرخ سباب نادي من الحكمة العراقية بزب بالانترسن بالانتر مدن يعني اجا بالانتر مسا بزم مواقف تصحيح يا مزور بيجي مواقف احتجاجية ده احتمال يارم مظاهرة اول او بالسجن اضراب اول او بالسجن عصيان مدني اول فمن بس بيجي قال لك قطع 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 طوس ممنون الدكتور دكتور محمد تاني يعني استجابات تضامن بالزمن محمد أكبر بس مع الأسف يعني ديالهم بعز موظف لارمزه إنه حق حقا مطالبة يتمره إيه بعدد عدد مخجل طبعا بس بلار أبطال دله بلار جورسيز أبطال دله شينك أزلاري دلا دلا حق لارن مطالبة دله وحق أو جماعات بلش خمد له حق مطالبة دله أزلاريدا عز هم ده تهميش ولا خط الأول. إندي. إنديا كم؟ قرأ... أيرد دويلت يعني محفزات ويرد لازلرنا مثلا جوائز ويرد لتكريميرد لإنديا كي من باخرجي عن موظفين كموظفين الحكومة العراقية كالجيش الأبيض في الحكومة العراقية هيش برشيء واخده دادله قطع أراضي ورخصة بانجيدة دادله إطلاق ترفيعات والعلاوات عينا هيش بالشيء أول ماضي لانه إنه هو راتبيس فضل إيه دارخ أول ماذا؟ أثناء الدراسة خطورامز إنديكي من كيسلة على أي أساس؟ غير موظف ولا غير طبقات توى كيسلة مري بزم كيسلة أيدي؟ بوطالب مزد، حمد وصندم مشروع مطالب ده إيش؟ بر منظم بر مظاهرة طبعاً بيجي المحافظة صلاح الدين كافة كافتشخب وعلى مستوى قضاء توسخرماته. مستشفى حجر الصحي كافة المراكز الصحية ومن ضمنها قطاع الطس شيخ مشيدة أشرف قاسم فريق الممرض جامع أشرف قاسم فريق ممثل تنسيقيات المهن الصحية والتمريضية في صلاح الدين فرع طس Koronavirüse karşı birçok aşı üzerinde deneyler yapılmasının ardından Pfizer aşısı koronavirüsü yok edici aşı olarak bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü %90'lık bir sonuç veren ve uluslararası kabul gören bu aşıyı umut olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanlığı ise bu aşının bir tedavi protokolü olarak itimat edilmesiyle kendi payını sipariş etmesi için Uluslararası Aşılar Birliği ile irtibata geçmiştir. Koronavirüse karşı birçok aşılar üzerinde deneyler yapılmasının ardından Pfizer aşısı koronavirüsü yok edeceği aşı olarak bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü %90'lık bir sonuç veren ve uluslararası kabul gören bu aşıyı umutlu olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanlığı ise bu aşının bir tedavi protokolü olarak itimat edilmesiyle kendi payını sipariş etmesi için Uluslararası Aşılar Birliği ile irtibata geçmiştir. Irak bu aşıdan 8 milyon adet sipariş etmiştir. Sadece Pfizer şirketlerinde bu aşının üretimi konusundaki ilerlemeler hakkındaki olumlu haberler bekliyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı olarak Uluslararası Aşılar Birliği ile irtibata geçtik. Tabi Bakanlar Kurulu ve özellikle de Sayın Başbakan tarafından çıkan talimatlar doğrultusunda ve bu aşı Dünya Sağlık Örgütü tarafından itimat edilmesiyle illerde bulunan genel sağlık dairelerinde bu aşıyı teslim almaları için hazırlıklı olmaları talimatını verdik. Bakanlık bu aşıyı alabilecek bireyleri belirleyerek Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeşil ışığı alındığı anda Irak'ın bu, Irak bu aşı ile donaltılacağını ifade etti. Irak هي كافة Irak ihtiyacı duyulan bütün aşıları temin etmesi için gereken bütün finansal ve lojistik hazırlıklarını yaptı. Tabi bu aşı öncelikle ordu, güvenlik güçleri ve Haşit Şabi güçlerine verilecek. Ayrıca hastalara devamlı temas halinde bulunan tıbbi kadrolara da verilecek. Bunun da yanı sıra kronik hastaları bulunan yaşlılara da verilecek. İlaç üreticisi Pfizer'ın CEO'su önümüzdeki yıl dünya çapında 1 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı bulundurmayı planladığını duyurdu. Koronavirüs aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu olduğu Biotikin ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içerisinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusu sunulacağını belirtti. Pfizer'in CEO'su Albert Burla şirketinin COVID-19 aşı adayının son 100 yıldaki en büyük tıbbi ilerleme olarak nitelendirdi. Pfizer'in önceki verilerine göre aşının %90'ının üzerinde etkili olduğu duyurdu. Önümüzdeki yıl küresel olarak 1 milyardan fazla doz sunulmaya planladığını söyleyen Pfizer'in CEO'su aşının yaklaşık 10 milyon dozunun düzenleyiciler tarafından onaylanması halinde 2020'nin sonuna kadar üretilip Birleşik Krallık sunulacağını söyledi. Biotik'in ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyurdu. ABD ile yapılan anlaşma bir doz aşının 19,5 dolar yaklaşık olarak Biotik'in ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının %90 oranının etkili olduğunu belirtti. Vatandaşların nitelendirdiği gibi gıda karnesinde bulunan gıda maddelerinin dağıtımı aylık taksit gibi olmuştur. Dolayısıyla her iki ayda bir ayrı bir çeşit gıda maddesi dağıtılıyor. Gıda maddelerinin dağıtımı krizin ardından gelen maaşlar konusu gibi birbirine geçmiş ayların düzeni ortadan kaybolmuştur. Vatandaşların nitelendirdiği gibi gıda karnesinde bulunan gıda maddelerinin dağıtımı aylık taksit gibi olmuştur. Dolayısıyla her iki ayda bir ayrı bir çeşit gıda maddesi dağıtılıyor. Gıda maddelerinin dağıtımı kriz ardından gelen maaşlar konusu gibi birbirine geçmiş ayların düzeni ortada kaybolmuştur. 3 ay önce istilamına ve Şekerler, aldık. Ardından şeker geldi. Her biri için ayrı para ödemen gerekiyor. Baklagiller ve çay ürünlerini ise onları unuttuk. Zira iki seneden fazladır onları vermiyorlar. Gıda Maddeleri Genel Şirketi ise pirinç, çay, şeker ve sıvı yağın dağıtımında yaşanan gecikmenin mali tahsisatın bulunmamasından dolayı olduğunu ifade ederek bu maddelerin dağıtımı için 2 milyar dolara ihtiyacın olduğunu belirtiyor. Bedel ve ile ve inşallah ile Sıvı yağ ve şeker depoları yetişmeye başladı. İnşallah ardından vatandaşa dağıtılacaktır. Diğer ürünlerin dağıtılmamasının nedeni ise gereken mali tahsisatın bulunmamasından dolayıdır. 12 aylık ürünlerin sağlanması için de 2 milyar dolar ihtiyacı bulunuyor. Kısıtlı imkanlara rağmen bakanlık bütün bu ürünleri sağlamada kararlıdır. Erizma mu azmet mufradat bitaqa tamini yani var olan kriz sadece gıda maddesinde bulunan ürünlerin eksikliği krizi değildir dolayısıyla bu kriz genel bir ekonomik krizidir bizler memurlar olarak 50 gündür maaşımızı almamışızdır Petrol üreten ülkeler örgütü OPEC hafta açıklamada Libya ve Irak başta olmak üzere 6 ülkenin üretimindeki artışa bağlı olarak geçen Ekim ayında örgüt üyelerinin 13 üyesi üretimini günde 322 bin varil arttığını söyledi yayınladığı aylık raporunda üretimin bir önceki Eylül ayındaki günlük 24,64 milyon varille kıyasla geçtiğimiz ay günde 24,386 milyon varile yükseldiğini belirtti. Raporuna göre geçtiğimiz ay içerisinde 6 ülke üretimin bir önceki Eylül ayında günlük 155 bin varilden günlük 299 bin varil veya yüzde 128 artarak 454 bin varile çıkar çıkarken Libya başta olmak üzere çeşitli boyutlarda üretimlerini arttırdı. Kapatılmadan önce milyon varil Irak geçtiğimiz Ekim ayında üretimin günlük 148 bin varil artarak 3,835 milyon varile çıkarken Nijerya günlük üretimin sırasıyla 47 bin varil ve 7 bin varil arttı. Suudi Arabistan'ın OPEC'in en büyük petrol üreticisi üretimi bir önceki aya göre değişmeyerek 8, 956 milyon varil seviyesinde sabit kaldı. Öte yandan 6 ülke günlük üretimlerine günlük 74 bin varil, İran'da 5 bin varil arasında değişen marjinal olarak düşürüldü. Nisan ayında OPEC grubu ilk aşamasında üretimi Haziran ayı sonuna kadar günlük 9,7 milyon varil düşürmeyi sağlayan bir anlaşmaya vardı ve bu anlaşma geçen Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı. Sevil seyirciler, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçük Sakallı, Türkiye vize başvuru merkezinin açılmasından dolayı kent sakinlerinin memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçük Sakallı, Türkiye vize başvuru merkezinin açılmasından kent sakinlerinin memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkonsolos Küçük Sakallı Musul Kent Merkezi'ndeki Türkiye vize başvuru merkezinin ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Musul'daki vize merkezinin Eylül ayında açıldığını hatırlatan Küçük Sakallı, vize hizmetlerinin verildiği binada onarım ve tadilat çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Küçük sakallı Musullu dostlarımıza ve kardeşlerimize bir an önce yaşadıkları şehirden vize müracaatının da bulunma imkanı sağlamak için böyle bir düzenleme yapıldı ve eylül ayında burası faaliyete geçirildi dedi. Musul'da vize başvurularında bulunmak isteyenlerin daha önce 80 ila 100 kilometre kat ederek şehirler arası seyahat yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen küçük sakallı, bu durumun hem zahmetli hem masraflı olduğunu kaydetti. Küçük sakallı vize başvuru merkezi olarak kullanılacak binanın bir kısmının hazır olduğunda başvuruları almaya başladıklarına dikkat çekerek günlük yaklaşık 80 ila 100 kişinin turistik, ticari ya da akrabalarını ziyaret etmek amacıyla merkeze geldiğini ifade etti. Vize başvuru merkezinin Musullular için önemli bir hizmet sağladığını vurgulayan küçük sakallı, kısa sürede buranın tam fonksiyonlu olarak faaliyete geçmesini temenni ediyoruz. Buradan hizmet alan Musullular da merkezin açılmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor diye konuştu. İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti ve çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs'e bağlamak için yeni bir yol açma projesine başladı. İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti ve çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs'e bağlamak için yeni yol açma projesine başladı. Yerel Yahudi yerleşim birimleriyle mücadele komitesi üyesi Yusuf Ebu Merya yaptığı açıklamada İsrail'e bağlı yol yapım ekiplerinin Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs'e bağlamak için çalışmalara başladığını belirtti. Abu Maria, El Halil'in Beyt Umar ile Halhul beldeleri bölgesinde başlayan yol yapım çalışmaları kapsamında Filistinlilere ait 1170 dönüm araziye el konulduğunu ifade etti. Projenin El Halil ile Beytullahim'deki Yahudi yerleşim birimlerine uzanan bir raylı sistemi de içerdiğini dikkati çeken Abu Meria, bu projenin İsrail'in El Halil kentini ihlak etmesini kolaylaştıracağına vurgu yaptı. İsrailli İnsan Hakları Kuruluş, Peace Now hareketine göre İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü Yahudi yerleşim birimi inşa genişletme faaliyetleri ABD Başkanı Donald Trump dönemine arttı. Birleşmiş Milletler savaş nedeniyle milyonlarca Yemenliyi tehdit eden bir kıtlık konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Başkanı David Bailey Yemen'in felaket için geri sayım aşamasına girdiğini ve birkaç ay içinde yıkıcı bir kıtlık uyarısı yaptığını söyledi. Sevgili seyirciler, sayım devam ederken Başkan Donald Trump destekçilerinden Demokrat aday Joe Biden için oy sayısı 5 milyon artı. New York Times 72 milyon oy alan Trump'a karşı yaklaşık 77 milyon oy alarak Biden'ın ilerlemesini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın başkan seçilen Joe Biden'a yabancı devlet adamları tarafından gönderilen mesajları iletmediği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başkan seçilen Joe Biden'e yabancı devlet adamları tarafından gönderilen mesajları iletmediği iddia edildi. CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde normalde seçilmiş başkan ile dünya lideri arasındaki iletişimde aracı olması gereken başkanlığın bu görevinin yerine getirmediği Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Biden ve geçiş ekibinin bu mesajlara erişimini engellediği belirtildi. Bakanlığın bu engellemesi nedeniyle bazı yabancı hükümetlerin doğrudan Barack Obama başkanlığı döneminde görev yapan yetkililere temas kurmak ya da başka kanallardan Biden'e ulaşmaya çalışmak zorunda kaldığı ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Biden'ın ekibiyle yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağını ilişkin soruya Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız. Dünya burada olanları izliyor. Tüm oyları sayacağız yanıtını vermişti. Bu arada birçok lider Biden'ı telefonla, mektupla ya da sosyal medya platformlarında yayınladıkları mesajlarla kutlamıştı. ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü korona enfeksiyonunun tat ve koku kaybının yanı sıra nefes darlığı 38 dereceden fazla ateşe neden olabileceği dışında koronavirüs ve gripin benzer semptomları olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda koronavirüs ve grip, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi benzer semptomları olduğunu söyledi. Ancak koronavirüs, tat ve koku kaybı ve nefes darlığı gibi ek semptomlara neden olabilir dedi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 52 milyon 441 bini geçti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 52 milyon 441 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgedeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği internet sitesine göre dünya genelinde virüs nedeniyle 1.289.753 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 52.440.490'a çıkarken virüs saptanan 36.677.509 kişi sağlığına kavuştu. Tedaviler devam eden 14.470 4.228 hasta bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10.708.728 kişi de COVID-19 tespit edildi. Salgın nedeniyle 247.398 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500.000'i geçen ülkeler şöyle. Hindistan 8 milyon 684 bin 39, Brezilya 5 milyon 749 bin 7, Fransa 1 milyon bin Rusya 1 milyon bin 960. İspanya 1 milyon 463 bin 93, Arjantin 1.273.356 İngiltere 1.256.725 Kolombiya 1.165.326 İtalya 1.028.424 Meksika 986.177 Peru 928.006 Güney Afrika 742.394 Almanya 726.176 İran 715.068 Belçika 618.813 Şili 524.804 Belçika 515.391 ve Irak 508.508 ,508. Sevgili seyirciler, Novo Rusya Victor Center tarafından geliştirilen AB koronavirüsü için klinik testlerin 3. aşaması 15 Kasım'da başlayacak. Bu açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Kulikova tarafından boyun 10'unda Salı günü parlamento milletvekilleriyle yapılan bir toplantıda açıklandı. Amerika Birleşik şey Devletleri'nde COVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 143.322 artışla 10.716.554'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 493 artarak 247.458'e ulaştı ülkede. Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6.651.000'i geçti. Toplam test sayısı ise 162 milyona yaklaştı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü kıtada yeni tip koronavirüs COVID-19 vakalarının geçen ay %8 artış gösterdiğini açıklandı. Haftalık basın toplantısında salgının beklenenden doğrusu beklentiler doğrultusunda kıtada artışa geçtiğini geçen ay bir önceki aya göre %8 artış görüldüğünü dile getirdi. Japonya Tıp Federasyonu düzenlediği basın toplantısında ülke geneli yeni vaka artış hız geçen aydan bu yana Kakoa'yla da dahil geriden yüksek gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğu düşünebiliriz dedi. Sağlık altyapısının önemine dikkat çeken Magakwa artışı bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Covid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı diye konuştu. Türkiye'de son 24 saate 2.693 kişi yeni tip korona virüs tanısı konuldu. 86 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye günlük koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık Türkiye COVID darısından paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saate 145.989 COVID-19 testi yapıldı. 2.693 kişide hastalık tanısı konuldu. Son 24 saate 86 kişi hayatını kaybetti. 2.112 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344.613'e yükseldi. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan Mustafa El Kazmi, Bahreyn ve Lihat Prensi ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştü. Bugün sabahın erken saatlerinde parlamento to toplanarak düzenlemiş olduğu oturumda bütçe açığının finanse edilmesi için yapılan yasa hakkında oylama yaptı. Maliye Bakanlığı geçtiğimiz Ekim ayı için memurların maaşlarını ödemeye başladığını açıkladı. Müzik İçişleri Bakanı Osman Ergani ve Avrupa Birliği'nin Irak Büyükelçisi Martin Öte ile işbirliği ve terörle mücadele olmaklarını harekete geçirmenin yollarını görüştü. Bu أن Kerkük Valisi bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Kerkük yönetiminin göçmenlerin bölgelerine geri dönmelerini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti. <laughs> Güvenlik Basın Merkezi Ambar ve Selahattin illerinde aramaların yapılacağını duyurdu. Irak'ta son 24 saate 3.298 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.